Selamlar. Nasılsınız? Yılın Enlerinin en zor bölümüyle belki de karşınızdayım şu an. Çünkü hayal kırıklarından bahsedeceğiz. 2022 yılının WWE'de en büyük hayal kırıklığı neydi acaba? Of, bir sürü konu var. Bir tanesini zaten şu an burada görüyorsunuz. Bana göre yani. Bazılarından bahsedeceğim. En son bir tane seçeceğim ama kararım bu videoyu çektikten sonra değişebilir. Çünkü hangisi daha şeydir falan. Bir tanesini artık seçmek zorundayım. Gelin isterseniz bu yılki bazı hayal kırıklıklarına değinelim. Siz zaten kendi yorumunuzu aşağı yapıyorsunuz. Çünkü çok fazla hayal kırıklığı bulabilirsiniz. Size göre, kişiden kişiye göre de değişebilecek bir konu bu zaten. Ama isterseniz gelin bir bakalım. Öncelikle burada bir Royal Rumble var. Royal Rumble 2022. Benim tarihte izlediğim en kötü Royal Rumble'dı. Benim için ekstra özeldir ama böyle büyük pencereden bakarsanız çok da hani işte Rumble maç işte. Brock Lesnar zaten kazanacaktı falan dedik ama şimdi benim için özel bir şeydir çünkü Royal Rumble benim en sevdiğim pay-per-view ve o gün sizlerle beraber izliyordum ben o canlı yayında onu. Keşke daha güzel bir şov olabilseydi. Genel şov da hani bir tık evet güzel şeyleri vardı ama Rumble maçı benim canlı izlediğim en kötü Royal Rumble maçıydı. Keşke daha iyisi olsaydı. 30 kişinin zaten 27 tanesi duyurulmuştu. Kimlerdi işte duyurulmayan? Bir Brock Lesnar, Drew McIntyre, Bad Bunny, bir de Shane McMahon'di galiba. Diğer hepsini bildik yani. Hepsini biliyorduk yani. O yüzden bu bana göre yılın gerçekten hayal kırıklıklarından biridir. En büyük hayal kırıklıklarından biridir. Çünkü ben Rumble'ı bir şölen havasıyla, bir festival gibi izlerim. Benim keyfimi kaçırmıştı. Geçtik. Sıradaki hayal kırıklıklarından biri herhalde belki de bir sürü kişi bunu yazabilir. Bana biraz öyle geliyor. Austin Theory'nin United States şampiyonluğuna Cash'in denemesi ve kaybetmesi. Ana kemer varken ama İleriye dönük baktığın zaman bu olaydan sonra Austin Theory'nin geldiği noktaya baktığınız zaman aslında çok da negatif bakmıyor gibiyim ben. Sizi bilemeyeceğim nasıl değerlendirirsiniz bunu ama Austin Theory'nin keşini gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı. Yılın belki de en büyük hayal kırıklığı olabilir bazıları açısından bir kere daha söylüyorum. Çünkü Roman Reigns oralardayken, tepedeyken, ana kemen ikisi de ondayken en sıkıntılı dönemde keşin yapmak zorunda kaldı Austin Theory ve bunu da United States kemerine, Raw'daki en büyük kemere yaptı. Tabii ki yine Seth Rollins falan şampiyon da çok önemli bir şampiyon olsa da bir işe yaramadı. Kaybetti. Sonrasında hikayesi bambaşka bir boyuta evrildi. İşte o yüzden aslında belki de birazcık en hayal kırıklığı yaratan an mıydı? Bilemem. Geldik buraya. Benim bu yıl en merakla beklediğim maçlardan biriydi ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. WrestleMania 38 ikinci gecedeydi yanılmıyorsam. Edge ile AJ Styles maçı. İlk gece mi? İkinci gece diye hatırlıyorum. Ya ben bu kadar yani hayal kırıklığına vuracağımı gerçekten düşünmezdim. İkisi çünkü evet yaşı itibariyle bakarsın artık kırklarını mırklarına 50'lerine artık dayanmaya başlamış insanlar bunlar. Güreşçiler. AJ Styles ve Edge'in güreşini herhalde sorgulamayız. Tarihin en önde gelen güreşçilerinden ikisi bunlar. Ve ikisinin de bir dream match konseptinde olacak olan bu maçta bir şeyler daha farklı şeyler bekliyordum. Yani ring içi olarak bakarsanız tabii sonrasındaki evrildiği işte Judgment Day'e evrilen süreç falan onlar ayrı. Oralara girmeyeceğim ama bireysel olarak bu ikisinin şu maçı benim için bir hayal kırıklığıdır. Hiç beklediğimi alamadığım vasatın çok altında bir maç geldi bana. Devam ettik Braun Strowman. Mesela Braun Strowman'ın da mini bir hayal kırıklığı olabileceğini düşünüyorum. Braun Strowman'dan bekleyeceğiniz şeyler gelip ortalığı yıkmasıdır mesela. Gidip jobberları tokatlayarak olmasın karşısına çıkıp ondan sonra hadi Günther'in kovalaması falan ayrı şeyler. Braun Strowman'dan beklentiniz daha yüksek olabilir. Döndüğünden beri aylardır yaptığı belli başlı şeyler var ve bu beni pek tatmin etmiyor. Onu çok samimi söyleyeyim size. Braun Strowman geldiği zaman o dedik. O diyeceğimiz şeyler yapsaydı mesela. O Moslem maçı zaten evet iki devin maçı ilgi çeker. Arabistan falan böyle muhabbetleri. Tamam bunlara bir şey demiyorum ama Braun Strowman'ı bir tık daha iyi kullanabilirlerdi. Belki de şu an o yola girdiler. Ama ben şu an 2022'nin sonundan sesleniyorum size. Şu anda maalesef beklediğim kadar bir şeyler yapmıyor Braun Strowman. Mendros herhalde gerçekten yılın en büyük hayal kırıklıklarından biridir. Evet birazcık NXT'ye de kaydım. Kaymam gerekiyor ama. Çünkü Mendros sen şirketin 400 küsür günlük NXT'nin şampiyonluğuyken cinsel içerikli paylaşımlar yaptığın platformdan para karşılığı bunları satıyorsun. Yani şey gibi değil hani OnlyFans gibi böyle sadece bikinli fotoğraf attığın gibi de bir yer değil burada. Gerçekten açık açık bazı şeyler paylaşıp işte aylık ücretle bir şeyler kazanıyorsun. Ek bir gelir elde ediyorsun bu yöntemle.
Ben bir güreş izleyicisiyim. Benim için bir hayal kırıklığıdır. NXT'nin yükselen değerlerinden biriydin ve şirkette ana kadroda belki de ilerleyen dönemlerde bir şeyler yapabilecek biriydin. Ben seviyordum, güveniyordum, inanıyordum da bir şeyler olacağına. Ama böyle bir şey yaparak tamam kendisi için güzel bir şey yaptı. Yani çok kısa bir sürede herhalde 10 günde 2 hafta bile değildi bir 500 bin dolar falan kazanmış zaten. Ben bilemem. İyi kötü reklamını yaptı. Farklı bir yolda. Ben bir güreş sever olarak benim için bir hayal kırıklığıdır. Mandy Rose'un NXT'nin tepesindeyken böyle bir şeyle kovulması. Valla Triple H koydum buraya ama konumuz ne biliyor musunuz? Bazı pay-per-view'lerin iptal edilmesi. Şimdi Day One ileriye dönük şekilde iptal. Ya bu şey tabii ileriye dönük şeyler bunlar ama bu bir haberdir. Bazı pay-per-view'ler iptal edildi. Bu 2022 yılının içinde yapıldı. İşte mesela Hell in a Cell. Bana göre çok büyük bir şey değil ama hani bazı pay-per-view'lerin iptal edilmesi insanlar için hayal kırıklığı olabilecek şeyler. Benim için çok öyle değil. Hell in a Cell mesela iptal olması ileride farklı pay-per-view'de, farklı haftalık şovlarda daha çok Hell in a Cell maçı görebileceğimiz anlamına geliyor mesela. İşte diğer başka pay-per-view'ler falan var. Day One'ın iptali mesela. Evet tam yıl sonu 2023 başı olsa da yine de bu yılı kapsayan bir şeyin içinde olduğu için. Yani aralık vermek bana birazcık şey geliyor, sıkıntılı geliyor. Yani şimdi ben 2 ay boyunca bekliyorum. Şu an Rumble'ı bekliyorum mesela. En son Survivor Series izledik. O yüzden bir tık hayal kırıklığı olabilir. Ve son bahsedeceğim şey de bireysel olarak. Farkındaysanız çok fazla şu güreşçi hani 1-2 tane bahsettim. Siz bireysel olarak çok daha fazla. Belki Seth Rollins'in bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirsiniz. Neden? İşte kemer konusunda anca hani United States'i aldığı bir sürü şey yapamadı ama mesela böyle bireysel bakarsanız Drew McIntyre gerçekten bir hayal kırıklığı olabilir bu arada. Çünkü Drew McIntyre gibi bir adamdan şirketin en zirvesindeki biri olmasını beklersiniz ki keza pandemi döneminde de bunu başarmıştı. Devam eden süreçte maalesef bir sallandı, farklı alternatif feudlara girdi, işte Karrion Cross'tur başka bir şey. Roman'ın bir kere daha karşısına çıktı Clash at Castle'da ama kaybetti. Drew McIntyre da belki bazı insanlar için bireysel bir güreşçi olarak bir hayal kırıklığı olabilir. Evet. Bahsetmem gereken şeyler birkaçı. Bunlarda daha çok var aslında ama kesmem gerekiyor tabii. Sabaha kadar da burada olmayalım videoda. Şimdi bakalım yönetim ekibimizin seçimleri, yılın hayal kırıklıkları nelermiş? Önce onlara bakalım. Ardından ben kararım için buradayım. Evet, elbette ki unuttuğum bir sürü şeyler olacaktır. Şu an düşünüyorum zaten bazıları geliyor bile aklıma ama onlara değinmeyeceğim. Bir tane şey var ki benim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır. Sasha Banks'in Naomi ile beraber kadınlar tag team kemerini şovdan kısa bir süre önce maçı olmasına rağmen bırakıp orayı terk etmeleri ve bu şekilde kovulmaları oldu. Sasha Banks'in şirkette yaptığı şeyleri biliyorsunuz. Şirkete çok üst düzey bir güreşçi. Zaten şu son 10 yılına bakarsan kadınlar division'ında herhalde en önde gelen 3-4 güreşçiden biri. Bu bariz bir şekilde. Bu bir gerçek. O kadar şey almasına rağmen hala bazı şeylerden tatmin olmaması ve kadınlar tag team division'ını bana göre değer katmalarına rağmen Naomi ile beraber şampiyon olarak yine de tatmin olmamaları, daha çok işte değer görelim, daha çok şey yapalım diyerek şovdan kısa bir süre önce kemerleri masaya bırakıp baba biz gidiyoruz demeleri. Bu bana göre gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır. Çünkü Sasha Banks'ten beklentilerimiz farklı. Belki de 2023 yılında geri dönecek. Belki Rumble kazanacak. WrestleMania'ya çıkacak. Belki ana kemerler kazanacak. Bilemem. 2022 özelinde düşünürsek Sasha Banks'in bu şekilde kovulması benim için büyük bir hayal kırıklığı. WWE bu şekilde kovdu diye hayal kırıklığı değil. Sasha Banks'in yaptığı bu hareket bana çok gereksiz geliyor. O yüzden şirketin bu kadar tepelerinde gezen bir kadın güreşçi olarak bu şekilde amatörce, bu şekilde profesyonellik dışı bir karar alıp kemerleri bırakmaları ve ardından kovulmaları bana göre herhalde WWE'nin en büyük hayal kırıklığıydı diyorum. Ama bu videoyu kapattıktan sonra başka şeyler de gelebilir aklıma, bilemem. Siz kendi fikirlerinizi aşağıya yazın. Çok merakla bekliyorum çünkü herhalde en farklı cevaplara kapı açan konu bu. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın. Yılın Enleri Festivalimiz devam ediyor. Bakalım yarın hangi konu var?